Evet, seni dinliyoruz Ercüment. Neler gördün orada, evet, tespitleri neler? Tahlillerine de ihtiyacımız var tabii. Tabii. Ya şöyle, tabii biz gazeteciyiz ama insanız. Yani yazabildiğimiz şeyler biraz böyle boğazımız düğümlenerek sıka sıka yazdığımız şeyler. Ama gördüğümüz şeyler çok daha fazlası. Yani gazeteciler sahada, yani bugün o kadar iyi arkadaşlar var ki Edirne'de, Ege'de bu işleri takip eden çeşitli gazetelerden arkadaşlar. Hepsiyle de görüşüyorum bir yandan. Yani çelikten sinirlere sahip olmak lazım. Hepsi ağlamamak için bile kendini zor tutuyorlar, onu söyleyebilirim. Yani 21. yüzyılda çok olağanüstü şeyler izliyoruz. Yani normal şeyler değil bunlar. Orada gördüğüm şey şu. Yani yazıda da anlatmaya çalıştım. Doyuran Köyü diye bir köy var. Meriç Nehri'nin geçtiği bir köy. Yani Meriç Nehri üzerinde 7 köy var. Yunanistan tarafına geçmek için göçmenler oraya yoğunlaşıyorlar daha çok. Doyuran Köyü'nde yani insanların durumu perişan. Yani sınır kapısı kapalı olduğu için ve aradan 3 gün geçtiği için insanlar çoluk, çocuk, yaşlı, tekerlekli sandalyeler, bebek arabaları yavaş yavaş Meriç Nehri'ne doğru gidiyorlar. Çünkü o kapı açılmıyor bir türlü. Yani ikiye bölünmüş durumdalar aslında. Bir bölümü diyor ki kapı açılacak. Hani bize de soruyorlar, bana da sordular. Kapı açılacak değil mi abi falan diye. Şimdi ben kapının açılacağını nasıl söyleyeyim? Yani zaten Yunanistan tarafı açmıyor. Tabii ki yani ya zorlamayın diyorsunuz. Biraz zorlayınca ben sanmam diyorum. Bu sefer oradaki çocuklar, genç işçiler, yani Afgan ve diğer ülkelerden gelenler, ya abi söyle söyle hadi söyle diyorlar. Ben de valla sanmam diyorum. Bu sefer de ya yıktın hayallerimizi diyorlar abi. Bu sefer diyorum ki yani inşallah açılır diyorum yani, tamam mı? O zaman gülüyorlar falan, gözlerinde bir şey beliriyor. Yani umudu çalınmış insanlar, kandırılmış insanlar. O kadar kötü bir tablo ki o tampon bölgede kalmış insanlar günlerdir. Yani bebekler mesela, Nazım Üstad'ın bebekler. Geceye soğukla giriyorlar. Yani bebek bunlar, kundakta bebek. Sabah öksürüklerle uyanıyorlar. Yani hepsi ateşler içinde çoğu. Öyle söyleyeyim. Yani çok trajik manzaralar var. Dolayısıyla insanları ayakta tutan tek bir şey var. Ya o kapı açılacak. Açılmazsa ne olacak? Açılmazsa evindeki eşyaları satmış gelmiş. Yani bir aileyle görüştüm mesela. Evindeki eşyaları 2000 liraya satmış. 20 kişilik bir aile bu. 1500 lirayı minibüse vermişler. Zaten orada aç sefil ceplerinde 200 lira para var. Yani bu insanlar da denmiş ki kapılar açılacak, gideceksiniz. Açılmazsa nereye gidecekler? Evde yok, eşyada yok, hiçbir şey yok. Çocuklara mesela okulu bıraktırmışlar. Bu çocuklar okula nasıl dönecek? Bunlar hep problem. Orada çok enteresan bir görüntü vardı. O fotoğrafı da girdim, sizin önünüzde var. Doyuran Köyü'nün köpekleri var. Evet, nedir onun özelliği? Ya şöyle, yani kare alıyordum, yani fotoğraf çekiyordum Nazım abi. Yani baktım köpekler uzanmış, iki tane köpek, yani biri sarı biri benekli falan. İzliyorlar şeyi, yani tıpkı böyle köylüler gibi o mültecilerin geçişini izliyorlar bir yamaçtan aşağıya Meriç Nehri'ne doğru. Kareler çekmeye başladım, sonra bir tanesi döndü bana baktı, yakaladım o kareyi. Yani bakışlar, yani yüzündeki ifade hüzün. Yani hayvanlar bile, köpekler bile o kadar alışmışlar ki oradaki o geçişlere günlerdir. Hüzünle bakıyorlar yani. Yani doğaya aykırı bir durum var. Yani biz hep İnsanlar olarak konuşuyoruz ama doğanın kendisine aykırı bu trajedi. Yani o evet, olarak evet, bu kadarını anlatabilirim o sahnenin. Yani sosyolojik olarak belki şunu ifade edebilirim. Yani gelenler, gençler bana şunu söylediler. Hep öbek öbek ateş başlarında toplaşmış işçilerle konuştum. Afgan, Cezayirli, Faslı, çeşitli ülke. Ha bu arada şunu söyleyeyim, Suriyeliler çok az. Yani Suriyeliler işi olmuyor, tutmadı. Sahada onun karşılığı yok. Bu gelenler en alttakiler, dil bilmemiş, meslek öğrenmemiş kesimler, horlananlar, parasını alamayanlar, düzenli maaşı olmayanlar ve bunların arzusu, aslında Avrupa elindeki arzusu
bir fabrika işçisi olabilmek, düzenli maaş olabilmek ve bir fabrika işçisi kadar saygınlık görmek. Bu. Bütün hikaye bu yani. Bütün evet. Hayalleri bundan ibaret. Peki çok çok teşekkür ederiz Ercüment Akdeniz, aktardığın bilgiler için de yaptığın gazetecilik için. Herhalde daha yazacaksındır. Evet yani biraz daha uğraşacağım. Ben ha şunu söyleyeyim yani bence tabii hepimizin gözü şeyde bir cümle söyleyeceğim sadece. Yani hepimizin gözü Edirne'de, Ege'de falan ama yani şimdi yani geriye bakmak lazım. Biraz gazeteciler olarak geriye bakmamız lazım. Geriden kastım şu yani. İstanbul'da şimdi ne oluyor? Diğer kentlerde mülteci... Yani çünkü istenen rakam olmadı. Şimdi bir yüklenme olacak belli ki sınıra daha fazla insan göndermek için. Evet. Yani o istenen şey olmadı. Biraz bu böyle hani daha kentlerin içlerinde neler oluyor? Biraz oralara mercek tutmaya çalışacağız. Evet. Peki çok çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.